Herkese merhabalar. Bugün evde kıymalı pide yapacağız çocuklarla. Bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biz daha önce denedik, çok güzel oldu. Şöyle 2 kaşığa yakın kuru maya katıyorum. 1,5 kaşık toz şeker. Sonrasında ben 5 su bardağı ılık su koydum. Biraz fazla olsun diye ılık suyu fazla koydum. Evet, şimdi bunları 5-6 dakika mayanın aktif hale gelmesi için bekleteceğiz. Evet, mayamız aktifleşmesi için bu şekilde biraz kapattık arkadaşlar. Bir 5-6 dakika. Evet, gördüğünüz gibi mayamız aktif hale geldi. Bu 5 su bardağı ılık suydu malzememiz. Normalde az yaparsanız yarım çay bardağı sıvıya ilave ediyoruz. Ben çay bardağım küçüktü. Suyum da fazla olduğu için 1 çay bardağı ilave ettim. Sonrasında aldığı kadar un katacağız arkadaşlar. Böyle azar azar unları ilave edeceğiz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Yani kattığımız un her un markasına göre değişiyor. Kullandığımız su miktarına göre. O yüzden unun belli bir ölçüsü yok. Kulak memesi kıvamına gelesiye kadar yumuracağız bunu ve taşmaya bırakacağız. Ben hamuru yoğurdum arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı da tuz koydum. Eğer sizin malzemeleriniz azsa 1 tatlı kaşığı tuz kullanın. Biraz da burada kıvama getireceğim. Ele yapışmaması gereken bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde. Biraz da burada yoğurduktan sonra, güzel bir kıvam aldıktan sonra yarım saat veya 45 dakika mayalanmaya bırakacağız. Kendi oda sıcaklığınıza göre yarım saatte ya da 45 dakikada mayalanacak. Hamur iyice kıvama geldi arkadaşlar. Ben yoğurdum tekrardan tezgahın üstünde. Bu şekilde kıvam aldıktan sonra üzerine bir streç yardımıyla örtüp yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuz mayalansıya kadar arkadaşlar kıymamızın içini hazırlayacağız. Ben 750 gram kıyma kullandım. Fiyatlarını da vermek istiyorum size. Burası Isparta'nın Yalvaç ilçesi. 1 kilo kıyma 170 lira oldu burada. En son ben 140'tan almıştım. Şu an 170 lira. Bu da 750 gram kıyma. 8-10 tane biber kullandım ben. Eğer sizin malzemeniz azsa 5-6 tane biber kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben biraz fazla malzeme kullandım. Bununla yoğuracağız biraz. Daha sonra soğanlı koyacağım. 3-4 tane soğan kullandım. Orta boy. Küçükse soğanınız daha fazla kullanabilirsiniz. Evet, benim kabım biraz dar geldi. Kabım küçük geldiği için arkadaşlar ben biraz daha geniş kaba alıyorum. Bu şekilde. Çok malzeme koydum çünkü ben. Yine 3-4 tane domates arkadaşlar. Beş altı diş sarımsak. Şöyle. İki tatlı kaşığı pul biberi koyuyorum ben. İsteyen karabiber de koyabilir. Bizim çocuklar biraz karabiberi sevmiyor. 2 kaşık da tuz koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi malzemem çok. Siz az yaparsanız bu ölçülerin yarısını kullanmalısınız. Bir de arkadaşlar kıymaya içine iç yağı çok güzel oluyor. Benim dondurucuda biraz iç yağım vardı. Onu katacağım. Onu robotta çektim ben. Yağsız çünkü hiç güzel olmuyor bunun içi. Eğer sizin iç yağınız yoksa yarım çay bardağı yemeklik sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bunu iyice karıştıracağım.
Ben iç harcını iyice yoğurdum arkadaşlar. Tam kıvam alması için biraz su döküyorum. Daha bir kıvama gelmesi için yarım çay bardağı ya da bir çay bardağına yakın da olabilir tabii malzemenize göre. Şöyle iyice kıvamın geldiğine dikkat etmelisiniz şu şekilde. Çünkü bunu biz hamurun üstüne koyduğumuzda topak topak değil de şöyle dağınık bir şekilde durması için böyle sulandırdık. Hamurumuz kendine geldi arkadaşlar. Yarım saat gibi bir sürede taştı bizim hamurumuz. Bu şekilde un döktük masaya. Masada yapıyoruz biz. Bu unu da hamurumuz da burada tekrar bu şekilde biraz daha kıvama getireceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur elde ettik. Bu hamurumuzu daha sonra arkadaşlar mandalinadan az büyük bir şekilde keseceğiz. İyice bu şekilde yapayım da. Hamurumuz ne kadar güzel olursa şeyimiz de o kadar güzel olur pidemiz. Lezzeti, içinin tabii içinin güzel olmasına da bağlı. Bu şekilde arkadaşlar. Yani tepsimizin boyutuna göre bu şekilde mandalinadan biraz büyük bezeler elde edeceğiz. Bu yapışıyor. Bunları unla şey yapacağız hepsini bu şekilde unlayıp şöyle şöyle yapacağız. Öyle böyle yapıp Belinay'da bunları pide haline getirecek. Pide haline getirmesi Belinay'da. Ben bunları hızlı hızlı keseyim şimdi. Bu şekilde. Tepsinizin boyuna göre siz daha büyük de yapabilirsiniz. Biz hamurlarımızı bu şekilde eşit parçaya böldük arkadaşlar. Şimdi bunları böyle unlayacağız. Hızlı hızlı bu şekilde unlayıp üstünü temiz bir bezle örteceğiz. Kıvama gelmesi için. Bu şekilde. Bunu göstereyim size. Belinay çoktan hamurları pide haline getirmeye başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel yapmış. Yapıyor. Bu şekilde bunları açıp içlerine bu hazırladığımız harcı koyacağız arkadaşlar. Aferin Belinay. Bu şekilde hazırladığımız hamuru arkadaşlar tepsiye koyacağız. Eğer orada koyarsanız kıymasını kaldırmanız zor olabilir. O şekilde kıymasını o yüzden burada koymamız lazım. Hazırladığımız harcımızı bu şekilde yayıyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani restoranlara bir ton para bayılmanıza gerek yok. Evde vaktiniz varsa yapabilirsiniz ve doya doya da yersiniz. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bugün biz bunun için zaman ayırmıştık. Çocuklarla birlikte yapıyoruz. Çünkü birimiz açıyor, birimiz pişiriyor, birimiz harcını hazırlıyor falan. Biraz zaman alıyor yapması. Ve tam kenarlarına kadar kıyma yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü şurasını da kıvıracağız bu şekilde. Şöyle. Sonra bu kalan bu kısımlarını yumurtalayacağız. Ben size birkaç tanesini göstereyim. Sonrasını biz hızlı hızlı kendimiz yapalım çocuklarla. Böyle yumurtalıyoruz arkadaşlar. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına koyuluyor. Yalnız benim fırınım ben her şeyi 150'de yapıyorum. Çünkü fırınım biraz yüksek pişiriyor. Siz kendi fırınınız nasıl yapıyorsa pişiriyorsa o şekilde ayarlarsınız. Bu şekilde. Bakın görüntüsü bile harika oldu. Evet arkadaşlar hamarat kızlarım iş başında. Belinay benden güzel yapıyor. Babaannesi gibi maşallah. Belinay bayağı güzel açmışsın ya. Anne burası için yer kalmadı. Biraz güzel olmuş. Onu o şekilde tepsiye alalım. İçini kıymalayalım. Yapışmıyor ben. Çok güzel Belinay. Aferin sana kızım. Yapışmıyor. Evet Eda'cığım sen de güzel açmışsın. Fena değil. Güzel. Aferin size ya. Hamarat kızlarım benim. Tepsiye aldık arkadaşlar. Bu şekilde kıvıracağız yine kenarlarını. Şu ilk gösterdiğim gibi. Aynen. Böyle kıvırıyoruz. Şu şekilde. Hızlıca. Şimdi bunu biz fırına süreceğiz. Şu kenarlarını da yumurtalayalım.
İlkini yumurtalamıştık göstermek için sizlere. Evet. Yumurtaları kızarasıya kadar pişireceğiz yani. Belli bir saati yok. Çünkü herkesin fırının ayarı ısısı farklı olabiliyor. Bu yüzden şöyle üzerleri kızarasıya kadar yumurtalarından anlarız pişip pişmediğini. Bizim pidelerimiz pişti arkadaşlar. İlk turumuzu pişirdik. Bizim tepsi 3 tane sığdı. Bu şekilde bunları bir kaba alıyorum arkadaşlar. Sonrasında kurumaması için arkadaşlar kenarlarına şöyle tereyağı sürüyorum ben. Bu şekilde alttakine de süreceğim. Bunu size göstermek için yapıyorum yani şu şekilde. Kenarlarına tereyağı sürüp bunu temiz bir bezle kapatacağız arkadaşlar. Yumuşak olması için. Bizim pidelerimiz oldu arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Bakın harika görünüyor. Servise hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalımızı beğenip abone olursanız, yorum yaparsanız çok daha mutlu oluruz arkadaşlar. Bizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.